En başından beri adalet diye haykırıyoruz. Ve ne yazık ki adaletsizlikle karşılaşıyoruz şu adalet saraylarının önünde içinde. Katilleri ilk günden beri raporlar, belgeler, herkes haykırıyor. Biz katilleri elimizde fotoğraflarını taşıyarak, her gün haykırarak isimlerini zaten yargılıyoruz. Bu kişileri yargılayamayan tek kişi sistemdir, hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Cezasız kalan her suç başka bir cezayı, başka bir hatayı, başka bir katliamı doğuruyor. Çorlu tren katliamı 4 yıldır cezasız ve başka katliamların oluşmasına da sebep olacak. İşte bu nedenden dolayı adalet diye haykırıyoruz. Ve bu cezasızlık politikasına ortak olanlar katillerin ortaklarıdır. Nasıl ki 25 canı öldürmekten hiç korkmayan bu isimler yargı karşısına 4 yıldır getirilemiyorsa, onlara ceza veremeyenler de bu katliamın ortaklarıdır. Bahanelere karnımız doydu. Biz artık bahanelere tokuz. Bilirkişi raporunu bekliyoruz denilmesinden bıktık. Başka bir kurumdan rapor bekliyoruz denilmesinden de bıktık. Bugün davanın olduğunu bile bile neden beklenilen rapor savcılık tarafından 9 Mayıs'ta soruluyor? Daha önce neden sorulmuyor? Neden bu işlemler daha önce olmuyor? 5 Ekim'e atıldı duruşma. 11. duruşmamız 5 Ekim'de. Herkes güzelce yeniden tatillerini yapsın diye, adalet rayların altında kalsın diye, Çorlu tren katliamı aileleri 8 Temmuz'da yine gidip mezar başında ağlasın, haykırsın, yine size adaleti getiremedik diye, onların anmasında helak olsun diye üzerimizden adaletsizlikle geçe geçe 5 yılı tamamladılar. Tahammülümüz yok, anlayışımız yok. Biz Çorlu tren katliamı aileleri olarak yıllardır herkese anlayış gösterdik. Hakkımızda açılan davalarda bile gittik, kendimizi savunduk, ifade ettik. Adalet istiyoruz dedik. Kolay bir şey değil. Günün sonunda her biriniz, hepsi gidip çocuklarına sarılıyor, ailesiyle oturup yemek yiyor. Kanlı pantolon getirdi bu kadın. Bununla yaşıyor. Üzerimde oğlumun tişörtüyle yaşıyorum. Hepimiz, her birimiz. 70 yaşındaki de burada. Utanmıyorlar 70 yaşındaki insanları adalet için ayaklarına getirmeye. Adaletleri batsın. Bizlere, bu ülkeye, bu halka veremedikleri adaletleri batsın. Korkuyorlar ya isimlerini haykırmaya. Buradan bir kez daha haykırıyorum. Genel müdürdür katil. Genel müdür yardımcısıdır katil. Ulaştırma bakanıdır katil. Siyasi iktidardır katil. Bizim artık tahammülümüz yok. Bizim duygularımızla oynamaya, bizlerle alay etmeye kimsenin hakkı yok. Korkmuyoruz. Susmayacağız. Can Atalay'ın da söylediği gibi birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için haykırmaya devam edeceğiz. 25 kişi de burada, ailesi de burada, Can Atalay da burada. Hak, hukuk, adalet arayışında olan herkes bu onurlu duruşla burada. Onursuzlukla bir yerlere hizmet etmeye devam etsinler. Teşekkür ediyorum.